Amerika ve İsrail'de son dönemde gözlenen Kürt muhabbetinin sırrı nedir diyor. Amerika ve İsrailler'de bir muhabbet var mı Kürtlere karşı son dönemde? Şimdi Amerika'nın 40-50 senedir Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Ve Türkiye'ye karşı muhabbeti olduğu için bu şey midir? Yani Türkler için bir onursuzluk mudur, bir kabahat Hayır, mıdır? ben seyirci Ay, soruyor. seyirci Evet. mantıksız bir şey soruyor. Yani Amerika kendi faydası için oradaki Kürtlere, yani kendisini yani onlara kabul etmek için, Onları kullanıyor. yani kendisini onlara sevdirmek istiyor. Karşılıklı kullanıyorlar birbirini. Öyle mi Yani oluyor? Amerika herkesi Kukla bir devlet kurmak istiyorlar Türkiye'yi orada. kullanmıyor mu? Kullanıyor ama Ha, kullandırmamak yani gerekiyor. Demek ki güçlüdür. Türkiye'yi de Avrupa'yı da peki kullanıyor siz bütün dünyayı. siz O Kuzey mesele değil. Irak'ta, Evet. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına taraftar mısınız? Yani bunlar çok malayani sözler. Oranın lider kadroları diyorlar ki her Kürdün başka uluslar gibi müstakil bir devlet kurma arzusu vardır. Fakat bugünkü dünya şartı, Irak'taki durum buna imkan vermediği için biz Irak'ta yani bu federatif sistemde kendi haklarımızı kullanacağız. Şimdi davamız budur. Yani şimdi hayal olarak yani emel olarak insan birçok şey ister de imkan olmayacağı zaman Şimdi sadece o değil. Şimdi adamlar Güney Kürdistan diyor. evet, Kuzey. Barzani'nin odasında bizim 20'ye yakın ilimizin içinde bulunduğu bir harita var. Bu internet sayfalarında var, devlet dairelerinde var. Bu açık bir şekilde. Hatta tehdit bile diyorlar. Fazla uğraşırsanız işte Diyarbakır, Van falan. Yani amaç bu. Hatta açıkça diyor ki coğrafya bir tanımdır ama buralarda bizim Peki insanlarımız var diyor. Kerkük efendim, Türk yurdu mu Kürt ili mi sizce? Kerkük. Şimdi Demografik olarak. siz Şemseddin Sami, yani 100 sene önce, 110 sene önce Kamusul Gat-ı Türki yazmış bir ansiklopedi. Orada onun görüşü, o haritayı, nüfusu anlatıyor ve Lozan'da Kerkük'ün durumunu İngilizlere veren İsmet Paşa var. İngilizlerin de var. Orada Türk de var, Kürt de var. Beraber yaşamışlardır. Ve orada Kürtler yani federasyonda diyorlar ki biz Kerkük'ü değişik bir yönetimden yani Araplar, Kürtler, orada Asuriler var. Değişik bir Belçika modelini kullanacağız. Ve oradaki Türkmenleri ben gördüm. 7 sene önce de, 2 sene önce de. Yani bugün reyler de onu gösteriyor. Türkmenlerin çoğu, bir kısmı Kürtlerle beraber, bir kısmı Şiilerle beraber bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tuttuğu yani propaganda ettiği Kürt Birliği'nin de, Türk-Kürtmen Birliği'nin de yani muvaffak olamadılar. 80 bin oyda kaldılar ama Çoğu gitmedi zaten. yani bu Oy hayır kullanmadılar gitmedi zaten. değil yani bu kadar Çoğu değildir kullanmadı. Türkmenler Kullanmadı. çoktur. Fakat yani oradaki büyük bir grubu Şii olduğu için Şiilerin listesine gitti. Bir kısmı da Kürtlerle anlaştı. Mesela ben şeye gittim Hewler yani Erbil'e. Orada Türkmenlerin iki televizyonu var, radyoları var, okulları var. Ve Saddam döneminde ben Türk'üm diyemiyordu. Yani orada onlara kardeş muamelesi görülüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu koyduğu şey yanlış. 100 sene önceki totaliter yani bir Stalinizm gitti, Hitlerizm gitti, Mussolini gitti. En sonra Saddam gitti. Hala o kafada olmamız yazıktır bizim. Yani biz geçmiş üzerinden sünger O çekip kafayı bırakmak için ne yapmak şimdi lazım? Ne yapmak orada lazım? Geleceğim. Ne yapmak lazım? O kafayı bırakmak için sizin o ifadenizle. kafayı kullanmak için yani ezbercilikten ve şey gibi bir din gibi yani tabulardan kurtulmak lazım. Ve bilimsel olarak aklımızı kullanarak meselelere anlatmalıyız. Yani ben diyorum ki hem Almanya'da hem İtalya'da daha hem Rusya'da yani Rusya'da bir Stalin geldi 4 milyon Rus'u öldürdü. Şimdi ben bunu yalnız mağdur olduğu için biz şeyden bahsediyoruz Kürtlerden. Yani burada Kürtlerin dışında mağdur olmadı mı Türkler? Hala bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin %60'ı
60'ı istatistiklere göre aç değil mi? Yani bu sistemin içinde Osmanlı döneminde vilayet olanlar yani ileriye gitti. Biz hala sayıyoruz yani. Bunun için neden kalıplar değişmesi lazım? Hukukun üstünlüğü, insan hakları, işkenceye son vereceğiz. Ve herkesin inancını, ibadetini yapması lazım, düşüncesini söylemesi lazım. Bunun yolu bu. Yani Avrupa Birliği'ne de girersek bunu bizden isteyirler. Avrupa Birliği'ne girmeye lüzum yok. Biz bunları yapmalıyız. Yani sen beni burada Kürt olarak tanımayacaksın, yoksun, dilimi inkar edeceksin. Gideceksin 25 ülke içinde bir vilayet olarak onu kabul edeceksiniz. Bu ayıp değil midir? Yani bir 1000 sene beraber yaşamış insanları birbirine inkara saplanmak kadar ayıp bir şey olmaz. Yani onu söylemek istiyorum. Evet, evet, şimdi evet. Öncelikle Kerkük 1960 yılında Kerkük'ün %95'i Türkmen. 1980'de bu 75'e düşmüş. Yani yerleştirilen Araplar işte aynı mealde Kürtler gelmiş. Şimdi de biraz daha aşağı düşürüldü. Hele de son bu kampanyalarla daha da ileri gitti. Bunun aslında işaretlerini ilk Amerika Bağdat'a girdiğinde nüfus ve tapu daireleri yağmalanıp, yakılıp, yıkılarak ortaya konmuştu. Yani oradaki Kürtler Türkmen'den fazla da yani fazlalıklar anlaşılmasın diye mi bunu yapıyorlar? Şüphesiz ki nüfus ve tapu bir yerin ana belgelerdir. Bunları yağmalayarak günümüze hazırlık yaptılar. Amerika ile de bunu beraber yaptılar. Şu andaki yapılan bir komedi. Yani Türkmenlerin büyük bölümü katılmadı. İşte demin hocamın söylediği unsurlar da olabilir. Onlar yani birliklerini de kaybettiler. Ve bir kısmı seçime gitti, bir kısmı gitmedi. Yani Kerkük, Musul, o civar. Mesela düşünün İngilizler bu Lozan döneminde Kerkük'ün Türkmenlerin olmadığını, az olduğunu, daha çok işte başka unsurların olduğunu iddia ediyorlar. Ama orada dağıttıkları bildiriler Türkçe. Yani Türkçe bildiri yaparak burada bunlar var diyorlar. Çünkü öyle bir huzur. Hadi bırakın geçenlerde bu işte şey olduğu için söylüyorum. Reha Muhtar 35 yıl önce gitmiş. Gittiğimde her taraf Türktü, Türkçe konuşuluyor. Türkmen şehriydi diyor. Yani bunun şeyi yok. Ha bugün bir oldu bitti var. Bu oldu bitti de oradaki Türkmenleri yok etmiyor kimse. Ama Kerkük stratejik öneme sahip. Çünkü Kerkük petrol bölgesi. Yani diyor ki sen git kaybolma, onları öldürmüyorlar, katletmiyorlar. Bunu da söylemek lazım ama oradan uzaklaştırıp Kerkük'e sahip olmak istiyorlar. Çünkü başından beri Kerkük'le ilgili sürekli temaslar var. Mesela Molla Mustafa Barzani 1970'te Kerkük'le ilgili özellik konusunda anlaşmıştı. Ama Kerkük istediği için iş yaptı. Bir hatta şey onu bırakabilir misin? Devam edin. Yani buyurun, devam etsin. Buyurun. Devam etsin yani soru olarak. Yani bu sistem 80 sene hiç ilgilendi mi Türkmenlerle Irak'ta? Hiç konuşmadı. Doğrusu. Yani tamam, doğru. Haklısın. Şimdi neden bu kadar yani diyorsun ki Kürtler yani. Haklısınız. Yani bunun sebebini de araştıralım. Haklısınız. Yani ben ona bunu şey söylüyorum. Haklısınız. Ben bir Türkmen profesörüyle bir oturumda dedim ki kardeşim. Yani bugün ben diyorum ki Kürtlerle sizin eşit haklara sahip olmalı. Ben bir Melik Fırat olarak istiyorum. Çünkü ezilen insan dini ne olursa, rengi ne olursa onun hakkını korumak lazım. Ezilen insanın yanında olmak lazım. Fakat benim size söyleyeceğim şu. 80 sene ilgilenmeyen, Saddam'ın zulmüne, katline hiçbir şey demeyen şu anda nedir bu üzerinde duruyor? Yani şimdi birisi... Biz hep ilgilendik. Devlet ilgilendi. Devlet bugün eksiklik yaptı. Ben de devlet diyorum ki yaptı. Devlet istese, yani Kürtleri düşman kabul etmese, onlarla beraber Kürtleri düşman kabul etse uğraşırdı zaten. Hayır, Kürtleri düşman kabul etmeyip Türklerle Türkmenleri orada bir hayır, alan... Ben Kürt demiyorum. Türkmen ve Kürt diyorum. Dikkat et, Türk demiyorum. Türk ayrı bir... Yani ben diyorum ki Türkmenle Kürtleri bir kabul etseydi mesele çok değişirdi. Şimdi bugün her gün televizyonda çıkıyor, dün daha bir emekli paşa Irak'ta diyor ki iki aşiret
küçümsüyor. Yani her gün hakaret ediliyor. Yani bu Kürtlerin yani hakaret etmesine neyi var? Yani Arapların devleti olursa, Farsların olursa komşu olarak beraber yaşamış Kürtler hani bir devlet olsa ne olacak? Yani ne düşecek? Yani bu idefiksi anlatmak istiyorum. Şimdi birisi... Yani bir tehdit olmaz mı Türkiye'nin bölünmesine? Hani Güney Kürdistan, Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan. Yani ben diyorum ki bugün birisi dese ki bu sisteme yahu Ay'da Kürtler var. Her şeyini sarf eder diyor ben gideyim Ay'daki o Kürtleri temizleyeyim. Bu zihniyetleri kaldıralım. Yani benim şimdi ben bu. Tamamlayayım istersen. Evet, şimdi Kerkük çok önemli bir yer. Mesela İran-Irak savaşı olurken Barzani, Mesut Barzani bir ara İran'la anlaştı. Hatta onların yardımıyla oradaki bir şehir şimdi aklımda yok. Orada bir şehri İranlılar aldılar. Talabani de o günlerde bunlara karşı çıktı. Talabani karşı çıkınca Saddam o zaman bunlara özerklik vermek istedi. Özerk Talabani'ye. Özerkliğin bu uygulanmama sebebi Talabani Kerkük istedi. Saddam dedi ki hayır Kerkük bize bağlı çünkü Saddam da biliyor. Şu anda da aynı tezgah devam ediyor. Yani Kerkük'le yani Kerkük'ü Kürtleştirmek falan değil mesele. Kerkük'ü kurulacak olan bu devlete ki şu anda hiç gelir bir şey yapmayalım. Petrol tabii, merkezi olduğu yani için. Petrol merkezi de yani orada şu olsa biz itiraz etmeyiz. Mesela Kuzey Irak yani Federasyonu olsa. Yani itiraz edilir bak. Hayır Kuzey Irak Federasyonu olsa. Ki Kürtler, yani bu petrolü Kürtler yiyeceğine Araplar yesin. Hayır öyle değil öyle bu değil. Bu çok öyle değişik öyle değil, bir mantık. Öyle değil. Şimdi siz şimdi biz bundan hatırlarsınız 1990'larda Özbekler Türk, Özbekistan'da Ahıskalılar vardı. Ahıskalılara Rusların tezgahıyla bir saldırıda bulundular. Binlerce Ahıskalı öldürüldü. Başta biz çok büyük tepki gösterdik. Yani niye? Bir tezgaha gelmiş. Kürtler Özbeöz Türk de olsa, Türkmenler Özbeöz Türk de olsa orada mağdur olan Türkmenlerdir. Kürtler bir tezgahın içindedir. Ve yarın İsrail'in Takkap diye bizim Urfa'yı bile, bizim Özbeöz bizim ülkemiz olan Urfa'da bile tezgah peşinde koştukları, Kuzey Irak'ı alıp kendi kukla bir devlet haline getirmek istedikleri bu ortamda onlara alet oluyorlar. Yani alet olurken bir de bunlara da diyorlar ki onlar size de bu petrolden pay veririz. Halbuki dün bunları Amerika bıraktı. İngiltere Şeyh Said'i öldürdüler ama İngiltere hemen... Çünkü İngiltere için o kargaşalık önemliydi. Şeyh Said umurunda değil. Kürtler umurunda değil. Tıpkı Ermenilerle olduğu gibi. Ermeniler de umurlarında değil. Şimdi de oradaki Kürtler umurlarında değil. İsrail tezgahı, Amerikan, İngiliz, İsrail tezgahı orada kumpasını kurmuşlar. Ve oradaki petrolü de ele geçirecekler. Oradaki Büyük Orta Doğu projesi de maalesef öyle adı büyük ama küçük Mehmet oyuncularla Bey, oynanacak. Yahudi Kürtleri soracağım ben size. Mehmet Yahudi Bey, Kürtleri. Yani şu anda İsrail devleti bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik ortağı değil midir? Öyle diyor. Bizim AKP'ler öyle söylüyor. Hayır. Yani hayır. Bizim niye söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin ortağımız. Yani daha önce de öyle değil miydi? Şimdi Amerika yani bizim yeni, stratejimiz Yahudi, ortağımız idi. Kürtlerin Yahudisi şimdi var mı? Şimdi strateji. Hayır. Yahudiler bir din bir ırktır. Her yerde bulur. Türkiye'de de var. Türkiye'de yaşamış Yahudi, ama İran'da yaşamış. Ama civarında İsrail'de yani, olduğu söyleniyor yani. Yani Kürtler, Kürdistan'da, Kuzey yani Irak'ta. Kürtlerin bir bölümü Yahudiymiş. Yahudi olur mu? Orada yaşayan Yahudiler zaten İsrail kurulunca 100.000'e yakın İsrail gittiler. Ama ilgili? Kürtçe konuşuyorlar. Ama neden Kürtçe çok ilgili İsrail, Kuzey Irak'la? Yani Kürtçe İsrail konuşuyorlar bütün hocam dünyayla yalnız. İlgilidir. Ha, Kuzey yalnız. Irak'ta özellikle. Müslüman bir İsrail. Yani Türkiye ile ilgilenmiyor İsrail, mu? Yani Kürdistan. Yani Türkiye ile ilgilenmiyor. Yani siz şimdi Kürtlerle olunca bir kusur görüyorsunuz. Kendiniz de kucaklıyorsunuz. Şimdi bunlar hesap ama orada değil. 150-200 bin civarında Kürt Yahudisi olduğu biliniyor artık. Bunu inkar etmeyelim. Ya Kürt Yahudisi yani. Olur mu? Orada, ama var maalesef. Var. Orada 100 bine yakın Yahudi yaşamıştır ve şu anda hayır, İsrail'dedir. Ama şu anda Kürtçe konuşuyor onlar. Ha, derseniz ki bunlar efendim yani aslında Yahudi de Kürtçe muydu? Değildir. Türkiye'de Yahudi yok muydu? İsrail'e gidenler de Türkçe konuşuyor. Yani bunu niye... Yani yok mu diyorsunuz siz orada hiç Yahudi yok mu? Nerede Yahudiler gitti? Yani ülkesine gitti. Şimdi Yahudi umarız orada... inşallah öyledir. Yoksa biz ya, Yahudi tezgahına... Yani, evet, son sözlerinizi çıktı. Alayım ben. Son Barzani ailesini dediler ki Yahudidir. Yani bu kadar ben de saçma. Söylemiştim sonradan vazgeçtim. Yani çünkü kadar... Barzani ailesini bilmiyorum ama orada belli bir şey var. Çünkü onlara Kürt
Yahudi demek de İsrail politikasının hizmeti olduğu evet, için yani vazgeçtim. Bir hahamın, çünkü İsrail'in zaten bir, hedefi bu. Bir Avrupa'da hedefi orada, bir hahamın onların adı Barzan var. Oradan kıyaslanarak Asenat Barzani. Asenat. Ha? Asenat i̇şte Barzani. Kadın aham. Olarak ne evet, olur? Var son yani, sözlerinizi alayım Mehmet Bey. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Benim gönlümden geçen şu. Yani Sayın Hocam çok mutedil bir insan ama bazen katı şeyler söylüyor. O da benim katı şeyler söylediğimi düşünüyor. Fakat biz bize konuştuğumuz zaman meselelerimizi çözebiliriz. Ama biz başka bir planın parçasıysak, başkalarının stratejik ortağıysak, Türkiye şu anda hem Tel Afer'de olanlara, hem orada olanlara, Felluce'de olanlara tepki gösteriyor. Hem de stratejik ortağız diyor. O zaman bu stratejide ortaksın sen. Niye bağırıyorsun? Niye bana rol yapıyorsun? Değil mi? Yani biz başkalarının stratejisinde piyon olmayalım. Biz kardeşiz. Bana sorarsan millet olarak da Kürtlerin Türk olmadığını ispatlamak o kadar zor ki. Şimdi o konuya giremedik de. Değilse bile eğer 1000 yılda biz aynıleşemiyorsak, aynı millet olamıyorsak, kültür diyorlar da hangi kültür? Yani dini, dinde, yaşama tarzında, kültürel değerlerde, yani göçebelikte bile, dokuduğumuz kilimlerde bile, türkülerimizde bile, folklorumuzda bile aynı tarihten geliyor, aynı birbirine benzer. Yani Bingöl'ün halk oyunlarıyla Yozgat'ın halk oyunları arasında bir fark yoksa, türkülerinde bir fark yoksa, aynı dinden gelip aynı devletleri kurup aynı düşmanlarla aynı kaderde, tasada, kıvançta ortak olmuş isek, demin dediği gibi İstiklal Savaşı dahil, Çanakkale'nin savunması dahil beraber mücadele etmişsek, bizim İngiltere'nin söylediği, Fransa'nın söylediği gibi azınlık yaratmamız doğru değil. Fransa reddetti. Evet. Azınlık yaratıyor dedi. Birileri bizi azınlık haline getiriyor. Çoğunluk olan insanları, aynı bizim, aynı değerlere mensup insanları azınlık haline getirmenin bu topluma faydası olmaz. Hiç kimseye faydası olmaz. Sayımız 10'dur, 5'tir. Bize faydası olacak insanlar. Evet. Dolayısıyla oyunlara gelmemek gerekir. Bu tezgahlara gelmemek gerekir. Bu Amerikan, İsrail, İngiliz tezgahıdır. Eskiden beri devam etmektedir. Bugün de devam etmektedir. Evet Sayın Fırat, son sözlerinizi şimdi, alayım. Şimdi tabii ben. Mehmet Bey hem nalına hem mağına vuruyor. Yani bir taraftan ben, yumuşatıyorsun. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Şimdi ben de söyleyeyim çok basit yani avam tabiriyle. Yani ben seni Türk kabul ediyorum, devletini, her şeyini, dilini, kültürüne saygılıyım. Ben de Kürdüm. Benim gibi diyelim ki 100 kişi, 1000 kişi var. Sen beni öyle kabul niye ediyorsun? Niye kabul etmiyorum ki? Benim dilim yasak. Dilim kimliğim yasak. Niye ya? Ya siz şimdi konuştunuz. Artık Kürtçe türküler de var. Dün de vardı, bugün ya de var. Ya Mehmet Bey, şimdi niye bu kadar basit meseleye getiriyorsunuz? Yani ya binlerce şimdi adam öldürdü. Aa, ben diyorum ki size ben Kürt şimdi ve şimdi Kazaklar kelimesi mı bize daha yakın? Kürtler mi? Kırmançlar mı yakın? Yani siz şimdi hocam. Ya Kırmanç, sen benim kimliğimi Zaza, tanımayınca, Solani, dilimi tanımayınca nasıl beni kardeş kabul kimliği, ediyorsun? Kimlik olarak nasıl tanıyacağım? Ben Kürdüm. Ben seni tabii ki sen diyorum ki Kürt aşiretindensin. Benim bir boyumsun. Yani Degroot, Hollandalı Degroot diyorsa ki. Ben Türklerin pardon, boyu değilim. Degroot ben ayrı diyor ki, bir orijinim. Degroot diyor ki Hollandalı Degroot. Degroot diyor ki etimolog de, onu bilmeniz gerekiyor. Oğuzhan'ın 24 oğlundan birisinin adı Kürt diyor. Elegeş yazıtına ben yazmadım Kürt ilhanını. Şimdi o işe girmeyelim. Girersek siz karlı çıkmazsınız. O bizim Kürtler etnik olarak da vardı. Bizimle aynıdır. Yani bunun dışındakiler başka tezgahlara sapmaktır. Konuşunca diyor ki tarih ne derse desin onun çok tipik diyor coğrafyadır. Ya işte siyasallaştırıyorsunuz. Şimdi olmuyor mesele mu? Hayır siyasallaşma. Siyasallaştırıyorsunuz. Yani insanoğlu yani kendi köyü, kendi vilayeti yani bu coğrafyayla sonra Güneydoğu'da aşiretçilik daha önde. He? Adam falan aşirete mensup olmak Kırmanç olmaktan daha önde. Şimdi bucaklar Kırmanç mı Kürt mü bucak mı? Bucaklar için bucak hayır, daha şimdi önemli. Onları olabilir. İzollar için yani izol olmak daha yani önemli. Bizim dediğimize yani oradaki aykırılığı kursunlar nedir bunun? Aykırılığı Mehmet şudur. Yani ben diyorum ki topyekun bir Kürt kimliği yani yok. Siz, sizin uydurduğunuz yani bir kimlik bu. Ben öyle bir de diyorum ki Kürt Türkiye'de yalnız olsa yalnız olsak tamam. Sen Suriye'deki Kürt'ü ne yapacaksın? Orası Arap'tır. Yani sen Türk yok ki de sen bana tehdit oluşturacaksa, Türkmen de tehdit siz oluşturursa orada tedbir alırım ben. Irak'taki Kürt'ü ne yapacaksın? İran'daki Kürt'ü ne yapacaksın? Kafkasya'da yani. Şimdi Çapanoğlu'yum ben. Ben diyorum ki Çapanoğlu'yum ben. Beni öldürmüşler. Ben diyorum Celali ki Celali isyanları, Türkmen yani isyanları. Yani öyle bir kafa devlet var ki bu sistemde. İsyan deseler ki öldürürler. Ay'da Kürt var.
her şeyini satacak, gidecek ayda Kürtleri öldüreceğim. Yani bu değişmeli. Şimdi bakın yani Kuyucu diyeceksin... Murat Paşa yüz binlerce Türkmeni öldürmüş. Türkmeni. Şimdi Celali isyanları, Yozgatlı Celal adlı bir şaki başlatmış Türkmen. O da yüz binlerce insan öldürülmüş. Çapanoğulları hala cezalı. Yani bu devlet isyan ederseniz yani cezası bu. Kozanoğulları'nı almış sürmüşler. Çapanoğullarındanım evet. İşte yani siz de ezilmiş. Ama ben kızmıyorum. Ben diyorum ki devlet bunu yapar. Hayır işte ben diyorum ki yapamaz. Devlet kendi halkını öldüremez. Yani. Totaliter sistemler insanın ruhunu öldürür. Şimdi Kerkük'te daha yeni devlet kurmaya çalışıyor. Kürtler Türkmenlerin hakkını yiyor. Yani yok, bu nasıl işte daha devlet yani bile kurmamış. Türkmenler orada televizyonu var, radyosu var, okulu var. Ya bunu var. Yani onlar mı kurdurdu? Zaten vardı. Kim? Yoktu yani. Ya rica ederim yani Türkler Türk'üm yani demekten korkuyorlardı bugün Türkmenlerin. Demez tabii onlar da saldırıyor. Arı almışlar hani kıskaca. Buradaki hepsi gibi yani 1959'da duman etmişler. Yani Kürtlerin büyük bir çoğunluğu mesela Ecevit dedesi Kürttür. Yani Yozgat'a sürülmüşlerdir padişahlar döneminde. Ne güzel başbakanımız yapmış. Annesi ressam Nazlı Hanım'dır. Yani bugün Kürtlere en büyük düşman Ecevit'tir. Düşman değil. Dost yani düşmandır de. Yani Kürtleri. Belki de dost. Ya bu haliyle gidiyor genelkurmaya diyor ki aman orduları gönderin Irak'a. Yani bu düşmanlık değilse o belki nedir? Belki de bir yerler uyarıyordur. Kürtleri o da öldüren başbakan, yani kimin lehinde Kürtleri da öldüren başbakan İnönü Kürttür. Yani Bitlisli Kürttür. Yani olmadığı söyleniyor ama siz öyle söylüyorsanız velev ki Kürttür. Hayır işte Kürt. Ne güzel hep bizi yönetiyorsunuz. Ya ben daha diyorum ne ki Kürt Kürt'ü öldürüyor. Ama ne kadar yani, güzel. Ben de onu yani, anlatıyorum. Yani demek ki başbakan devlet... olabiliyor Kürtler. Ama Cumhurbaşkanı olabiliyor. Kürt değil. Türk olarak oluyor. Yani bugün millet meclisine gelen hiçbir kimse Kürt kimliğiyle gelmemiş. Niye rahatsızlık? Niye bunlar rahatsızlık niye duyuluyor? Şimdi sen babanı inkar etmek seni rahatsız. Niye inkar? Kimse inkar et diyen yok ki. Ya benim. Siz Şeyh Said'i de savunabilirsiniz. Dersiniz ki bunu yapmıştır. Eksiktir, gediktir. Savunabilirsiniz. Tabii hapishanelere girerim. Yani bu. Hayır onu demiyorum. Günümüzde savunursunuz. Şimdi ben ha, de savunurken diyorum ki, farklı bak, açıdan savunursunuz. Sizin dersiniz ki istikbal ben... vadeden bir gençsiniz. Birikiminiz var. Ben de sizden bir rica ediyorum. Yaşlı bir Kürt. Yani bir Kürt Rusipisi. Yaşlı bir büyüğümüz olarak. Yani Kürt Rusipisiyim. Kürt Türk deme şimdi. Yaşlı yani bir büyüğümüzsünüz. Yani ben onun için mesela rahat olarak hiçbir Kürt PKK'yı Öcalan'ı da eleştiremez. Ben bunu eleştirebiliyorum. Çünkü Kürt halkı en çok zararı oradan gördüğü için. Çok sayıda evet. Mesaj var. Abdullah Öcalan mesajlardan biri de o. Hain midir, kahraman midir diyor. Yani bu Timuri Lenk. Bu uzmanlık sorusu. Timuri Lenk geldiği ülkelere ileri gelenleri topluyormuş. Diyormuş ki ben yani adil miyim, zalim miyim? Tabii alim diyenin de kafasını vuruyor, zalim diyenin de. En sonunda bir ehli hikmet birisine soruyor. Diyor ki sen zalim nedir, adillik nedir? Sen Allah tarafından bizi terbiye edilmiş, göndermiş bir felaketsin diyor. Şimdi Öcalan köyden gelme bir insan, bazı dedim kuruluşları milli istihbarat kurdurmuştur, MİT kurdurmuştur, derin devlet. Ve bugün onların... PKK'yı MİT mi kurdurdu diyorsunuz? Evet. Çok iddialı bir söz ama. Şimdi, İddia ediyorum şimdi tabii. Hocam Atatürk'ü de, Atatürk'ü de İngilizlerin adamı. Adam İngilizlere karşı mücadele ediyor. İngiliz mandası yapanları atıyor. Hiç İngilizlere şimdi, karşı mücadele etmemiştir. Atatürk'ü de İngilizlerin. Yani bu biraz şey. Yani Atatürk hiç İngilizlerle mücadele kimle etmemiştir. Kimle mücadele etmiş hocam? İngilizlerin piyonu, Yunanlıları. Yani İngilizler burada yaşayan halk mücadele etmiştir. Atatürk de kabiliyetli başına geçmiş.